Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere fen bilimleri 7. sınıf 2. dönem 1. sınav sorularının çözümüyle karşınızdayız. İsterseniz hemen soruların çözümüne geçelim. Evet, birinci sorumuza bakalım. Özdeş behere eşit miktarda, bakın önemli olan yerleri hemen yazalım. Soruda bize halihazırda hemen verilmiş bilgileri. Şimdi eşit miktarda dediği için kütleyi M olarak gösteriyorum. Eşit miktarda, aynı sıcaklıkta su doldurup içerisine termometre konuyormuş. Birisi ışık altında, bakın ışık altında, diğeri karanlık odaya konuyormuş. Birisi ışık altında, diğeri karanlık odaya konuyormuş. Belirli bir süre sonra ışıkta kalanın birkaç derece yükseldiği. Bakın ışık var. Diyelim ki burada M kütlesinde bir su. Burada da en kütlesinde bir sıvı. Yani eşit bir su bulunuyor ikisinde de. Şimdi buna ışık koyuyoruz. Bunda karanlık bir ortam var. Hiçbir şey yok. Şimdi ışık olanda diyor, sıcaklık T iken artı bir derece daha artıyor. Birkaç derece yükseliyormuş. Artı 1, 2 diyebiliriz. Bu da halen daha T derecede. Buna göre diyor, aşağıdaki seçeneklerden verilen durumlardan hangisi buna neden olmuştur? Bakın suyun miktarı alakası yok. Neden? Eşit olanları silmemiz lazım. Yani M'ler eşit olduğu için bunların bir faktörü yoktur. Etkisi yoktur. Bu gitti. Işık geçirgenliği, ışığın yansıması, ışığın sorulması. Bakın ışığı geçirince, ışığı yansıyınca zaten ona bir etkisi yok. Ama ışığı soğurursa içerisindeki sıcaklığı artırabilir. Bundan dolayı cevabımız denizdir. Posterde yukarıdaki bilgileri yazan öğrenciler hangi konudan bahsetmiş olabilir şeklinde bir sorumuz var. Şimdi soruya bakalım. Refika güneşte bırakılan giysiler solar, güneşte besinler kurur şeklinde güneşin yakıcı bir etkisinden bahsedilmiş. Şimdi şıkları okuyalım. Işık yansımasının kullanım alanları. Alakası yok arkadaşlar. Işığı soğuran maddelerdeki değişim. Evet bak, bu olabilir. Niye? Elbiseler de soğuyor. Solarıyor. Düzeltiyorum. Elbiseler solarıyor. Peki maddelerin, besinlerin ne oluyor? Besinler de kurumaya yöneliyor. Işığı soğuran maddelerdeki sıcaklık değişimi, ışığı geçirmeyen maddeler şeklinde değil. Işığı soğuran maddelerdeki değişimi burada anlatmak istemiştir. Geçtik 3. soruya. Beyaz ışık altında mavi görünen bir tişört. Bakın beyaz ışık dediğimiz bütün renkleri barındırır arkadaşlar. Beyaz ışığı bütün renklerin bir kapsülü olarak düşünebilirsiniz. Eğer beyaz ışık altında bir tişört mavi gözüküyorsa, bakın bura mavi gözüküyor ise, mavi ışık altında da daha çok mavi gözükür. Daha mavi gözükür. Şıklarda mavi yok. O yüzden mesela moru silip buraya mavi yazalım arkadaşlar. Cevap mavidir. 4. soruya bakalım. Güneşten gelen tüm ışık türlerini gözümüzde algılayamayız. Gözümüzün gördüğü ışık türüne görünür ışık deniriz arkadaşlar. 5. soru. Nisanur odasına astığı bir aynanın kendisini küçük ve düz olarak gösterdiğini fark ediyor. Bu ayna ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenebilir? Arkadaşlar tümsek aynadır. Şöyle bir düşünün. Buradan ışık geliyor. Diyelim ki merkeze doğru geldiğinde buraya odak noktası, buraya da merkez denildiğinde arkadaşlar bakın şöyle gelirse odak noktasına göre giderdi değil mi? Ya da bir diğeri de tümsek aynalara M doğrultusunda gelirse yine M doğrultusunda giderdi arkadaşlar. M dediğimizde merkezi, F dediğimizde odağı. Şimdi bu bilgiye dayanarak görüntü her zaman cisimden küçüktür. Doğru. Tümsek aynaların bir özelliği. Tümsek yüzeyi ışığı yansıtır. Doğru. Işığı yansıtıyor. Tümsek ayna kullanılmıştır. Doğru. Hepsi doğru cevabımız. Güneş fırını ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Şimdi güneş fırını dediği arkadaşlar güneş enerjisini kullanarak fırın haline getirilmiş bir makine gibi düşünebilirsiniz. Elle de yapabiliyorsunuz bu güneş fırınlarını. Şimdi yansıyan ışınlar birbirine paralel gider şeklinde bilgi vermiş. Ya burada hangisi doğrudur diye bilgi veriyor arkadaşlar. Yansıyan ışınlar odakta kesişir. Gelen ışınlar dik gelir. Mercek kullanarak yapılır. Arkadaşlar güneş fırınlarında mercek yoktur. Bir kere bunu bilmeniz lazım. Yansıyan ışınlar paralel değil de arkadaşlar bir noktaya odaklanması lazım. Bir de gelen ışınlar dik gelmesi lazım. Şimdi bu iki seçenek arasında kaldığınızı farz edin. Şimdi biz bu fırınları genellikle güneşin olduğu yerlere doğru döndeririz ve ışınların dik gelmesini sağlarız. Şimdi yansıyan ışınlar doğru. Bakın bu fırınlar içerisinde alüminyum folyolar mevcut. Mesela şöyle düşünün.
Bu bölgeler alüminyum folyolarla kaplanmıştır. Fakat bu alüminyum folyolarla kaplamak bu işe yani bir odaklaştırma vardır. Fakat aslında burada anlatılmak istenen gelen ışınların dik gelmesinden bahsediyor cevabınız. Bundan dolayı da C seçeneğinde olduğu gibidir. Bir sonraki soruya geçelim. Yedinci sorumuzda arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi güneş enerjisini tercih edilme nedenlerinden biri değildir diyor. Gürültü çıkarmaz, çevre kirliliği yaratır, yenilenebilir, tükenmez, uzayda kullanılabilir. Cevabınız Bursa arkadaşlar. Çevre kirliliği yaratır, güneş enerjisi çevre kirliliği yaratmaz. Geçtik. Düz aynalarla ilgili çalışma yapan Sümeyra aşağıdaki aletlerden hangisiyle karşılaşmaz? Şimdi arkadaşlar periskopla tepegöz zaten düz aynalar var. Projeksiyon cihazını alabilirsiniz ama teleskopta arkadaşlar mercekler olduğu için düz aynalar çok kullanılmaz. Cevabınız Adana'dır. Geri dönüşüm faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla aşağıdaki faaliyetlerden hangisi azalmaz şeklinde bilgi vermişim. Geri dönüşüm faaliyetlerini biz yaygınlaştırırsak bakın ülkeye katkısı var mı? Var. Enerji tüketimi, hava kirliliği, doğal kaynaklar. Hangisinde azalma olur diyor. Bakın ülke katkısı artar. Doğal kaynaklarda zaten kullanılıyor arkadaşlar doğal kaynaklar. Enerji tüketimi, hava kirliliği. Bakın eğer biz doğal kaynakları kullanırsak azalmaz şeklinde bilgi vermiş. Enerji tüketimi gider. Bakın hava kirliliği azalır arkadaşlar. Doğal kaynaklar zaten kullanıyoruz. Ülkeye katkısı ne yapar? Artar arkadaşlar. Ülkeye katkısı azalmadığı için cevabınız Bursa. 10. soruya bakalım. Yukarıdaki verilen maddelerden kaç tanesi geri dönüşüm olur? Bakın metal kaşık olur arkadaşlar. Gazete kağıdı olur. Petrol dediği plastik maddeler de olur arkadaşlar. Plastikler mesela petrol türevidir. Üçünü de kabul edip cevabı denizde olarak alabilirsiniz. Türk savunma sanayinin temelini oluşturan Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri faaliyette olan yukarıdaki boşluğa hangisi gelmesi lazım? Bu Türk savunma sanayisidir arkadaşlar. Türk savunma sanayisi aslında. Şıklarda TSE dediği Türk Standartlar Endüstrisi, Makine Kimya Enstitüsü, Fatih Sultan Mehmet yazmışlar. TDK Türk Dil Kurumu. Aslında şıklarda en mantıklı cevap Bursa. Fakat bunun cevabı Türk Silahlı Kuvvetleri, pardon Türk Savunma Sanayisi arkadaşlar. 11. soru. 12. soruya bakalım. Yukarıdaki verilen bilgilerden kaç tanesi geri dönüşüm için doğru bilgidir şeklinde bize bir soru sorulmuş. Bakalım doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olur? Alakası yok. Ülke ekonomisine olumlu katkısı vardır. Doğru. Atık miktarının artmasını sağlar. Hayır. Çevre kirliliğine neden olduğu için kullanımı azdır. Yanlış arkadaşlar. Geri dönüşüm için doğru bilgidir dediği için sadece bir tanesi ülke ekonomisine katkı sağlar. Geçtik 13. soruya. Huriye öğretmenin verdiği bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenmez şeklinde bize bir soru sorulmuş. Şimdi bakalım. Huri öğretmen bir tane metal içecek kutusunu geri dönüşümden elde edildiğinde enerji tasarrufu ile 10 wattlık led ampul bir hafta çalıştırabiliriz şeklinde çok güzel bir bilgi vermiş. Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlar. Doğrudur. Kesinlikle. Bakın söylenemez arıyoruz. Geri dönüşüm ülkedeki kaynakların çabuk tüketilmesini engeller. Biraz daha az kullanılmasını sağlayabilir. Evet. Bir ürünü tekrar dönüştürmek maliyetlidir. Alüminyum geri dönüşüm metaldir. Bakın şu doğru ama bir ürünü tekrardan dönüştürmek maliyetli midir diye bir size soru sorayım. Arkadaşlar önceden genelde bunlar çok maliyetli bir durumdalardı. Ama artık geri dönüşüm bir ürünü üretmekten daha kolay hale geldi. Şu an itibariyle geri dönüşüm mesela etrafınızda kağıtlar toplanıyor, plastikler toplanıyor. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Aslında geri dönüşüm faydalarından birisidir. Çok da maliyetli bir durum değil arkadaşlar. Bakın bir tane plastiği üretmek için nereye bir tane plastiği geri dönüşünü üretmek nereye şeklinde bilgi aktarabiliriz. Size şunları da aktarayım arkadaşlar. Son olarak bu sınavla ilgili olarak bilmeniz gereken şu 7. sınıf 2. ve 1. yazıldı arkadaşlar. Bir kere ışığın geçirgenliğini bilmeniz lazım. Bir ışıkta mesela beyaz ışıkta şu gözüküyorsa mavi ışıkta ne gözükür? Mesela siyah ışıkta şu gözüküyorsa beyaz ışıkta ne gözükür şeklinde cisimlerin tamamlayıcı renklerini bilmeniz lazım. Bu sınavla ilgili olarak söylüyorum. Daha sonra tümsek aynalar bunları bilmeniz lazım. Düz aynalar bilmeniz lazım. Aynı zamanda da evet bakın ne vardı? Geri dönüşümle ilgili bilgilendirmeler var. Onları da bilmeniz gerekiyor ki bu sınavdan yüksek alabilirsiniz. Bakın çok basit aslında birkaç tane bilgiyle sınavı çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok zor olacağını sanmıyorum sınavınızın da.
Umarım her biriniz de başarırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.